Ve Sisler Bulvarı devam ediyor. Konuğumuz Mehmet Günal Ölçer. Kendisi araştırmacı ve seçimlerle ilgili hakikaten çok ilginç araştırmalar var. Kaç bin yabancı uyruklu Türkiye'de oy kullanıyor. Bunların doğum yerlerine göre nereden geldikleri, hangi ülkeden geldikleri gibi çok ayrıntılı çalışmalar yapıyor bu seçmen resmi belgeler üzerinde. Tabii siyasi partilerden aldıkları seçim listelerine, seçmen kütüklerine dayanarak önemli araştırmalarına imza atıyor. Şimdi en çok merak edilen işte seçimler kapıya geldi, dayandı ve şimdi görüyoruz ki hangi ittifak veya kimle kimin işbirliği, kaç milli ortaklığı daha doğrusu, kaç milletvekili en az çıkartır, en fazla kaç milletvekili çıkartır? Bunlar da en çok merak edilen konular. Konuğumuz Mehmet Günal Ölçer'e hoş geldiniz diyoruz. Mehmet Bey, şimdi seçmen sayısı ülkemizde şu anda kaç milyona ulaştı? Oradan böyle kısa kısa başlayalım biz. Şimdi şu anda en son açıklanan verilere göre 14 Mayıs tarihinde oy kullanacak seçmen sayısı 6.852.000 olarak açıklandı. Bu sayı 31 Mart 2019 seçimlerinde, yani bundan önce yapılan en son seçimde 57.056.000'di. Evet. Arada Yüksek Seçim Kurulu çeşitli zamanlarda listeler yayınladı. Biz bu listelerden 5 Haziran 2022 tarihli ve 25 Kasım 2022 tarihli olanlarını kontrol etmiştik. O zaman ve şunu görmüştük. 5 Haziran tarihli listeye göre günlük seçmen artış sayısı 2019'du. Yani her gün Türkiye'de 2019 seçmen artıyordu. Bu böyle giderse İki seçim arasında artacak seçmen sayısı 3 milyon 38 bin olacaktı. 25 Kasım'da gene aynı araştırmayı yaptık. Burada gördüğümüz günlük artış seçmen sayısının 2090 olduğunu anladık. Ve böyle giderse 3 milyon 145 bin seçmen artışı hesapladık. Fakat en son listeler yayınlandı. Bu listeler bizim elimizde yok. 20 Mart tarihli listeler bizim elimize henüz gelmedi. Geldiğinde daha detaylı incelemeler yapacağız. Ancak aldığımız bilgilere göre, Sayın Aytu Atıcı'dan aldık bu bilgiyi de, illerdeki seçmen sayılarını bize verdi. Ve oradan gördük ki artış 3 milyon 38 bin yerine 3 milyon 795 olmuş. Günlük seçmen sayısındaki artış da beklenen 2019 veya 2090 yerine 2522 olmuş. Evet. Bunun anlamı 750 bin civarında seçmenin fazla yazıldığı, en son listelerin dağıtıldığı 25 Kasım verilerinden sonra devreye girdiği şeklinde. Tabii elimize listeler geçerse bu seçmenlerin farklılığının nereden geldiğinin detaylarını da göreceğiz. Şimdi bir başka şeye baktığımız zaman 5 Haziran 2022 tarihli elimizde listeler var demiştik. 25 Kasım tarihli de var demiştik. Bu arada geçen 174 günde, 5 Haziran ile 25 Kasım arasında geçen 174 günde Türkiye'deki seçmen sayısı 444 bin artarken 26 Kasım'la seçimin yapılacağı 14 Mayıs tarihi arasında geçen 168 günde, yani daha kısa bir sürede seçmen sayısı 1 milyon 5 bin artıyor. Yani 600 bin civarında bu hesapla da seçmen sayısında bir artış gözüküyor. Bu tabii çok anormallik var mı efendim şimdi bunlarda? Bir anormal bir durum var mı bu artışlarda böyle bunu dikkat tabii çek? Biz anormal durum olarak değerlendiriyoruz. Neden? Bir önceki 174 günde 444 bin seçmen artarken sonraki 168 günde 1 milyon 5 bin seçmen artmasına hiç kimse bu artış normaldir diyemez. Neye bağlıyorsunuz bunu? Bunu neye bağlıyoruz? Bilemiyorum. Bu artışın neye bağlandığını görebilmemiz için siyasi partilerden bize tekrar seçmen listesi gelirse, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün ya da dün bizzat genel başkandan istedim. Verin, inceleyelim, sonuçları size bildirelim diye. Kendisi yanıt vermedi. Ama anladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi de bu bizim şeyimizin
genel başkana yazdığımız yazının sonrasında ilgili genel başkan yardımcısı kamuoyuna bir açıklama yaparaktan seçmen sayısında bir artışa dikkat ediyor ve başka bilgiler de veriyor. Şimdi bunun kontrollerinin ciddi yapılması lazım. Hatırlarsanız ilk defa sizin televizyonunuzda söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ilk kez oy kullanacak seçmen sayısını 7,5 milyon olarak açıklamıştı. Biz bunun kesinlikle böyle olamayacağını, rakamın 4 milyon 930 bin olacağını söylemiştik. Şimdi 3 numaralı slayta bakarsak, bir Sayın Genel Başkan Yardımcısının dün bu konuda yaptığı çalışmanın bir parçasını açıkladığını görüyoruz ve ilk kez oy kullanacak seçmen sayısını 4 milyon 952 bin olarak açıklıyor. Evet. Biz 4 milyon 930 bin demiştik. Kılıçdaroğlu 7,5 milyon demişti. Doğru rakam 4 milyon 952 Anladım. Bin. Evet. Bu da bizim yaptığımız çalışmaların yani ne sonuçta kadar... CHP'nin yaptığı açıklamalarda aşağı yukarı aynı şeylere tabloya yani CHP'nin sonuçta yaptığı çıkıyor. Açıklamalarda ciddi bir fark var. 5 milyondan 7,5 milyon arasında 2,5 milyonluk bir alan açıldığından söz etmiştim. Bu yanlış açıklamanın yapılmaması gerektiğini söylemiştim. Şimdi düzelteceklerini düşünüyorum. Evet. Listeler gelirse biz yurt dışı doğumlu seçmen sayılarını da hesap edeceğiz. Evet, o nasıl? Şimdi şu anda mesela vatandaşlığa alınanlarla ilgili isimler değiştiriliyor. Dolayısıyla bilinmiyor ama siz doğum yerlerine göre bir araştırma yaptığınız zaman Suriyelilerle ilgili nasıl bir tablo çıktı ortaya? Evet, biz Suriyelilerle ve bütün yurt dışı doğumlu seçmenlerle araştırma yaptığımız zaman 1 milyon 300 bin civarında yurt dışı doğumlu seçmen olduğunu görmüştük önceki çalışmamızda. Evet. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi maalesef 318 bin şeklinde açıklamıştı. Ve onu şey yapmayalım, siz kendi açıklamalarınızı söyleyin Günal Bey. Şimdi onların açıklamalarında sizinkilerini şey yapmayalım, belki onlar da sizinkilerine yanlış diyecek. Siz kendi açıklamalarınıza bakın. Onlar bizimkilere yanlış demiyorlar. Efendim, onlar siz yanlış bakın, konumuzu başka yöne çekmeyelim, rica ediyorum. Siz konumunuzu, yani siz kendi görüşünüzü anlatın burada. Kendi bilgilerinizi aktarın. Evet, şimdi bu seçimleri, bu hesapları yapabilmemiz için bizim veriye ihtiyacımız var. Bakın biz ne demiştik? 4 milyon 3 numaralı slaytta görüldüğü gibi Kasım ayında 4 milyon 930 bin olarak demiştik. Şimdi açıklanan rakam 4 milyon 952 bin. Evet. Biz bu doğruları ilk defa söylemiyoruz. Daha önce de 10 büyük şehirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığını kazanacağını söylemiştik. 11 büyük şehirde kazandı. Evet. İstanbul'da ikinci seçim sonucunun 500 binden az olmayacağını, 1 milyona kadar çıkacağını söylemiştik. Söylediniz, evet. O da öyle oldu. Bir şey daha söylemiştik o dönemde. Bu çok önemlidir. Bundan sonra yapılacak ilk demokratik seçim AKP'nin son genel seçimi olacaktır. Son seçimi olacaktır demiştik. Bu lafımızın da hala arkasında duruyoruz. Eğer ki demokratik bir seçim yapılması başarılırsa bu AKP'nin son seçimi olacaktır konusundaki kanaatimizi Günal paylaşmak isterim. Şimdi siz seçim güvenliği bakımından böyle 104 ilçeye özellikle dikkat çekiyorsunuz. Neden? Şimdi şöyle, 104 ilçeye gelmeden önce biz bu hesapları nasıl yapıyoruz? Seçim ittifaklarında milletvekillikleri sayıları nasıl kazanılıyor? Bu konuda kısa bir şeyler söylemem gerekirse, dünyada olmayan bir hesap makinesi yaptık biz. Dehont hesap makinesi. İttifaklı ve ittifaksız. İnternete girilip araştırılırsa böyle bir hesap makinenin bizim yaptığımız kapsamda olmadığını görürüz. Bunun 4 numaralı slaytta ekran görüntüsünü görüyoruz. Burada bizim programa hiçbir dahlimiz yok. Kullanıcı olarak siz partiler arasındaki oy geçişlerini belirliyorsunuz ve partiler arasındaki ittifaklara da siz karar veriyorsunuz. Genç seçmenden, ilk kez oy kullanacak seçmenden hangi partiye ne kadar verilmesi gerektiğine siz karar veriyorsunuz ve sonunda makina size Türkiye genelinde ve her il için ayrı ayrı olmak üzere
ortak listelerin veya ittifakların çıkartacakları milletvekili sayılarını söylüyor. Peki. Mesela bu bizim yaptığımız şeyde uzman görüşlerine dayanaraktan 5 numaralı slaytta gözüktüğü şekilde partiler arası oy geçişi tablosu düzenlendi. Bu tabloyu kısaca anlatmak gerekirse birinci satır CHP diye başlıyor. Bu satırda CHP'nin diğer partilere verdiği oy oranları gözüküyor. Bu tabloyu okuduğumuzda CHP'den Deva Partisi'ne %0.2, Memleket Partisi'ne 2, Atay'a %0.2 oy verildiği gözüküyor. Cumhuriyet Halk Partisi diye başlayan kolonu okuduğumuzda Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oyları görüyoruz. Burada da İYİ Parti'den %11, AKP'den %3, MHP'den %2 oy alacağını, yeni oyların, ilk kez oy kullanacak seçmenlerin de %30'unun Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğini anlıyoruz. Bu tablo bütün partiler için dolduruluyor. İsteyen kendi görüşüne göre dolduruyor ve sonuç alıyor. Bu oy geçişlerine göre 6. slaytta görüldüğü gibi partilerin Türkiye genelindeki oy oranları çıkıyor. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranını bu geçişler %25.3, AKP'nin oy oranını %28.2, MHP'yi %7.8 olarak hesap ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genelde oy oranının daha yüksek olduğu kamuoyu araştırmalarında söyleniyor. Ama bu bizim görüşümüz değildir. Bizim görüşümüze göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı 26'yı geçmesi çok zor olarak düşünüyoruz. Bunun sebebi de veren partiler, seçmen kaybeden partiler AKP ve MHP, AKP'den MHP'den vazgeçen bir seçmenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmeden önce gideceği en az 5 tane 6 tane farklı parti var. Tercihlerinin o yönde kullanılacağını düşünüyoruz. Evet. Ve şimdi tabloya göre siz oylara şöyle kaç en az en fazla kaç milletvekili çıkartacak diye hesaplamanız. Evet, şimdi bu kaç milletvekili çıkartacağı konusuna geldiğimiz zaman burada hangi ittifakların ya da daha doğru deyişle hangi ortak listelerin yapıldığı konusu önemli. Tabii. 7 numaralı slaytta programı kullanan parti adıyla ittifak adının kesiştiği yere bir derse o parti o ittifakta oluyor. Örneğin bu slaytta Millet İttifakı'nı Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Deva Gelecek ve Demokrat Parti oluştururken HDP bileşenlerinde HDP var. Cumhur İttifakı AKP ve MHP tarafından kuruluyor. Bunlar tek liste yapıyorlar diye düşünüyoruz. Diğer partilerde, diğer ittifaklarda oluyor. Eğer ki sonuçta yani milletvekili sayılarına bakarsak çok tekniğe girmeyelim de kaç hesapladınız şimdi şu andaki bulgulara göre? Evet, şimdi eğer ki Cumhur İttifakı'nın karşısında evet bütün muhalefet partileri birleşirse, ortak liste yaparsa Cumhur İttifakı'nın çıkartacağı milletvekili sayısı 206'dır. Bunu 8 numaralı slaytta görüyoruz. 206'dır. Evet. Millet İttifakı'nın ya da muhalefetin kuracağı ortak listelerin çıkartacağı milletvekili sayısı 394 olmaktadır. Yapılacak ittifaklara bağlı olarak 9 numaralı slayta baktığımız zaman Altılı Millet İttifakı'dan HDP, Cumhur İttifakı, Memleket ve diğer ve ata olarak seçime girerlerse bu durumda Cumhur İttifakı 236 milletvekili çıkartıyor. Altılı Millet İttifakı'ndan İyi Parti ayrılır. Tek başına seçime girerse, Beşli Millet İttifakı olursa, HDP tek başına girerse, Cumhur İttifakı, Memleket ve diğer birlikte girerse, Ata İttifakı, Ata Partisi, Ata İttifakı tek başına seçime girerse Cumhur İttifakı 254 milletvekilliği kazanıyor bu durumda. Anladım. Evet. Peki. Şimdi tüm partiler tek başlarına seçime girerlerse evet. Yani şimdi ama artık öyle bir şey öyle pek şey de yok. Hemen
Biz bunları şey olarak koyuyoruz ki bunlar birer eşiktir. O eşiklere göre durumu görmemiz açısından önemlidir. Anladım. Yani kalkıp da seçim sistemi zorlamasıyla seçim sonucunu değiştirmek gibi bir talep söz konusu olmasa, her parti kendi aldığı oy kadar milletvekili çıkartsa, Cumhur İttifakı partileri 265 milletvekili çıkartacaktı. Halbuki şimdi görüyoruz ki daha az milletvekili çıkartacaklar. Peki Cumhur İttifakı'nın karşısında bütün partiler tek başlarına seçime girerlerse, yani ortak liste yapmadan seçime girerlerse, 12. senaryoda gördüğümüz gibi Cumhur İttifakı 289 tane milletvekilliği kazanıyor. Anladım. Peki. Şimdi 13 numaralı senaryoda, 13 numaralı slide'de bu söylediklerimizin kısa özetini görüyoruz. 14 numaralı slide'da ise bu söylediklerimizin uzun özetini görüyoruz. Peki. O konuyu kapatıyoruz. Şimdi geçelim. Az önce Suriye yabancı uyruklu seçmen demiştik. Siz onunla ilgili de çalışma yaptınız. Şimdi kaç bin Suriyeli Türk vatandaşı oldu? Çok bilmiyoruz biz bunları. Sizin araştırmalarınızda Suriyeli vatandaşlığa geçen, dolayısıyla oy kullanma hakkı elde edenlerin sayısı konusunda bir bilgi rica ediyorum. Şimdi şöyle, biz de tabii kimin Suriye vatandaşlığından geçtiğini onu biz de bilmiyoruz. Ama biz neyi biliyoruz? Yüksek Seçim Kurulu'nun yayınladığı listelerde seçmenlerin doğum yerleri var. Seçmenleri doğum yerlerine göre tasnif ettiğimiz zaman, evet, ki 307-308 bin civarında farklı yerde doğmuş bu seçmenler. Ondan sonra bu 308 bin yerin her birini tek tek hangi ülke sınırları içinde baktığımız zaman gördüğümüz resim şudur. Türkiye'de oy kullanacak, gene söyleyeyim, 22-25 Kasım tarihli YSK verileri esas alınarak konuşuluyor. 1.350.000 civarında yurt dışı doğumlu seçmen var. Bu seçmenlerin çoğu büyük bir kısmı Suriye doğumlu. Eğer yeni listeleri alacak olursak, programı hazır olduğu için bunun çok uzun, meşakkatli bir çalışma. 300 küsür binden fazla yerin ismini ilk defa duyduğunuz, bir sürü yerin ismi değiştirilmiş Türkiye Cumhuriyeti'nde, hangi ülkede doğduğunu, olduğunu anlamak için 3 ay gibi bir zaman harcadık. Ama şimdi listemiz hazır. Dolayısıyla yeni YSK'nın yayınladığı liste bilgisayara verildiği anda hemen bir gün içinde kaç tane Almanya doğumlu, kaç tane Suriye doğumlu, kaç tane Afganistan doğumlu seçmen olduğunu söyleyebilecek duruma geldik biz. Evet. Şimdi evet. Şey konusunda buyurun. Güler Bey, bu seçim hilelerine karşı neler yapılabilir? Böyle bir hilelere karşı bir önlemler ne olabilir? Şimdi seçim hilelerine karşı ne önlem yapılır konusu ciddi, önemli bir konu. Tabii. Yaptığımız bir çalışmada paylaştık kamuoyuyla da, bizim polimetre.com sitesinde de hala yayındadır. 2017 referandumunda 104 ilçede durumun normal olmadığını gördük. Şimdi 15 numaralı slide'e bakarsak, 15 numaralı slide'da Türkiye genelinde bunu her mahalle için çizilmiş, o mahallenin, o ilçenin, o ilin oy trendindeki değişimi görüyoruz. Ve genel olarak gördüğümüz şudur, 2015 Haziran'ından sonra yapılan 2017 referandumunda, AKP ve MHP oyları Türkiye'nin hemen hemen her yerinde 2015 Haziran'ındaki oy oranından daha düşüktür. Bu zaten mantıklı, bize de mantıklı gelen bir durumdur. Türkiye'ye baktığımız zaman böyle, altında Ankara var, Ankara'da böyle, okla gösterilmiş. İstanbul ve İzmir'de de aynı durumu görüyoruz. Peki bunun dışında davranan yerler de var. 16 numaralı slide'a baktığımız zaman, örneğin Şanlıurfa'da %52 iken
AKP ve MHP'nin 2015 Haziran'ındaki oy oranı 2017 referandumunda %70'in üzerinde evet çıkmış. Aynı durumu Diyarbakır'da, Mardin'de ve Van'da görüyoruz. Bunları biz ilçe ölçeğinde incelediğimiz zaman ve 3000'den aşağı fark vermeyen ilçeleri hariç tuttuğumuz zaman normalden fazla evet diyoruz. Normalden fazla evet oy sayısı 3000'den fazla olmayan yerleri hariç tuttuğumuz zaman geriye 104 ilçe kalıyor ve bu 104 ilçede 1.680.000 normalden fazla evet oyu hesap ediyoruz 2017 referandumu için. Evet. Bu ilçelerin hangi illerde olduğunu 17 numaralı slaytta görüyoruz. 1.600.000'in anlamı şudur. Türkiye'de evetle hayır arasındaki fark yurt dışı oylar hariç tutulduğu zaman 1.123.000'di. Ve 500.000'lik burada bir normalden fazla evet etkisini gördüğümüzde evetten hayıra döndüğünü söylüyoruz. Nasıl tedbir alınacak? Biz bu çalışmamızı aylar önce paylaştık. 5 ay önce Ankara'da Sosyal Demokrasi Derneği'nin düzenlediği bir seminerde söz ettik, anlattık. Ondan sonra kamuoyunda çok ciddi ilgi gördü. Cumhuriyet Gazetesi'nde alt üstünde yazıldı. Bu 104 ilçede çalışılması lazımdı. Hala da çalışılması lazım. Eğer çalışıldıysa muhalefet iyi sonuç alacaktır. Bu 104 ilçenin yerlerini gördüğümüz gibi 17 numaralı slaytta bunlar hep Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde olan ilçeler ve buralarda genellikle HDP ve Adalet Kalkınma Partisi, AKP etkili parti durumda. Dolayısıyla yapılacak iş oradaki sandıkların korunmasıdır. Biz oradaki sandıkların iyi korunup korunmadığını da söyleyeceğiz. Seçim sonuçları açıklanmadan önce partiler arasındaki ittifaklar kesinleşince, ittifaktan kastettiğim yasada geçen ittifak değildir, ortak listelerde ortak liste yapılmasından kastediyorum. Biz bu 104 ilçede alınması beklenen maksimum AKP artı MHP Cumhur İttifakı oyunu söyleyeceğiz, açıklayacağız seçimlerden önce. Seçimlerden sonra da açıkladığımız rakamla gerçekleşmeyi karşılaştıracağız. Evet. Seçim günü, seçim gecesi yapılacak, olabilecek trafolara kedilerin girmesi durumuna karşı da bizim 18 numaralı ekrana bakarsak orada görüyoruz. Erken sonuç ekranı diye başka bir çalışmamız vardır. Biz bu çalışmayı 2018 seçimlerinde bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyle birlikte, ismini vermiyorum çünkü şimdi kendisi artık Cumhuriyet Halk Partili değil, birlikte yapmıştık. Ben onlara 130 tane sandık ismi vermiştim. Bu 130 sandık sonucu Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu veriyordu. Yaklaşık 1300-1400 tane ayrı bir sandık listesi vermiştim. Onlar da her ildeki milletvekillerinin sonucunu vermek üzere illere dağılmışlardı. Bu listeler bize geldi, girdik ve o akşam saat 9 olmadan bizim için sonuç kesindi, belliydi. 18 numaralı ekranda gördüğünüz gibi bir ekranı vardır bunun da. Verisi girdiği zaman siz sol üstten ili seçersiniz veya Türkiye'yi seçersiniz. Size partilerin ve oy oranlarını ve çıkartacakları milletvekilleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu verir. Anladım. Tabii teknik olaylar, bunu herkesin yapması pek mümkün görünmüyor.
siyasi... Bu tabii yapılması gereken, eğer o gece siz şeye sandıkları korumak istiyorsanız bir defa sonucu bilmeniz, erken öğrenmenizde büyük fayda tabii var. Ki. Bunu bir siyasi parti bizimle işbirliği yaparaktan vereceğimiz sandıkların sonuçlarını geçen dönemlerde olduğu gibi İstanbul seçiminde de uyguladık bunu. İstanbul seçiminde de %100'e yakın doğru sonuç verdi. Verirlerse biz gene onlara Anladım. Erkenden sonucu veririz ve dolayısıyla yapılacak manipülasyonların engellenmesinde katkı vermeye çalışırız. Anladım. Günal Bey, çok teşekkür ederiz. Tabii önümüzdeki seçimlerin giderek seçim dönemi yaklaşıyor. Seçim dönemiyle ilgili hazırlıklar siyasi partilerde devam ediyor ama baktığımız zaman da hala Türkiye'de böyle bir seçim ortamına da henüz girilmemiş gibi de gözüküyor. Böyle tabii bu depremin etkisinin de çok büyük olduğu anlaşılıyor. Bakıyoruz işte adalet diyoruz, ekonomi diyoruz. Birçok olay hep depremin gölgesinde kaldı. Bu gerçeğinde herhalde kamuoyu veya seçmen oyunu kullanırken bunlara da dikkat eder. Mehmet Günal Bey Ölçer'e de çok teşekkür ediyoruz ve Sisler Bulvarı'nın sonuna geldik. Çok teşekkür ederek, iyilikler, esenlikler dileyerek karşınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalınız.